Ben Evin Çetinkaya, kızım Nazlı. 2 sene önce basit bir ateşle, hafif bir ateşle hastaneye kaldırıldı. Siirt Devlet Hastanesi'ne. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Bir gece kaldık, sabahın 6'sında doktor nefes alamıyor diye Batman'a sevk etti bizi. Batman'a vardığımız gibi hemen entübe edildi. 15 gün boyunca entübe kaldı. Nedeni bilinmiyor. Koronadan şüphelendiler. Ama o kadar test yapmalarına rağmen hiçbir şekilde çıkmadı korona. İşte defalarca entübe, ekstübe böyle devam etti. 2 ay boyunca Batman, 2 ay Diyarbakır. Biz gidip geldik böyle yoğun bakımlarda kaldık. İstanbul'a gittik. Tesadüf eseri acilde yani karşılaştığımız bir doktor. Şu anda da Allah razı olsun. Çok iyiliği dokundu. Kendisi aldı ve trakeostomisini açtı. Onun yanında bir 15 gün kaldık. İstanbul'da kalamadık. Yer sıkıntımız olduğundan dolayı Ankara'ya geçtik. En son bir tane doktor bulduk. 5 kere bize ameliyat etti. 4 defa kapalı ameliyat, 1 seferde açık ameliyat yaptılar. Ya yani bize söyledikleri işte entübeye bağlı daralma, soluk borusunda daralma meydana gelmiş. Ses telleriyle nefes borusu arasında daralma vardı. İşte onu bir türlü balon tedavisi lazerle indiremedikleri için açık ameliyat yapıldı. Kıkırdak alındı kaburgalarından, oraya takıldı. İşte 2 ay sonra gelin, bizi eve gönderdiler. Geri gittik, meğerse o taktıkları parça içeri doğru çökmüş. Çocuk eskiden iğne ucu kadar nefes alıyordu, şu an kesinlikle alamıyor. Hani bu yanlışlıkla çıktığı gibi çocuk morarıyor ve bayılıyor. İşte doktorumuz emekli olmuş, doktor bulamıyoruz. Bir iki doktor bulduk. Yalnız ücretleri çok fazla. Eşim şoför, benim 4 tane çocuğum var. Kiradayız. Ben buradan Ankara'ya gidebilmek için de defalarca borç aldığımı bilirim. Hani borç altındayız. Allah rızası için hani en azından gören duyan biri, yetkililere de sesleniyorum. Hani Türkiye gibi bir yerde doktor sıkıntısı gerçekten olmamalıydı. Ki o kadar iyi doktorlarımız var. Ya bilmiyorum, öyle çaresiz. İşte bir tane doktor bulduk ama en son duyduğumuz kadarıyla 170 bin istiyormuş. Hani ona randevu almak da imkansız. Bir de o var. Onlara ulaşabilmek de zor. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Öylece bekliyoruz. Ya hiçbir doktorum karşıma geçip de demedi senin kızın hastalığı budur. Diyemediler. Hani yok. Temiz. Sadece basit bir ateş. Hani bir günde birdenbire yani artık doktorun en son söylediği umudunu kes, evine git, eks olduğu zaman ben seni ararım. Bana böyle söylendi. Hani sordum hocam ne olur dedim, hani korona deyin, hani ne bileyim Allah göstermesin, lösemi deyin, şu deyin, bu deyin ama bana bir şey söyleyin. Çocuğumun burun akıntısı dahi yoktu. Sadece bir ateşlenme ve birden entübe. Koronada yani 5 sefer en son Batman'daki doktorumuz 5 seferdir yapıyorum. Korona adına hiçbir şey yok. Sadece bu ciğerler çalışmıyor. Hani durma noktasında makineyle %100 nefes alıyordu. Hani 99'a bile indiremiyordu. Şu an yapılması gereken o kıkırdak içeri doğru çöktüğü için tekrar boğazı açılacak. Açık ameliyat. Açılacak ve o kıkırdak kaldırılacak. Yani bunu kapatması doktorun dediğine göre zaten çekip çıkaracak, kendi kendine kapanacakmış. Ama o soluk borunun açık olması lazım ki şunu çıkartabilsin. Ağızdan burundan hiçbir şekilde nefes alamıyor. Daha önce bir miktar alıyordu. Çekilme oluyordu onu aldığı zaman.
Ama şu an bu çıktığı gibi birden bayılıyor. Çünkü burası da kapanıyor. Hani açıklık da kalmıyor burada. Bu tarafını çekiyor.